Şu anda Minneapolis Sanat Enstitüsü'ndeki galerilerden birinde sergilenen bir yazı masasını inceliyoruz. Bu yaklaşık olarak 1870 yılında Mississippi'nin Madison County bölgesinde yapılmış bir yazı masası. Bu masayı farklılaştıran unsur, masanın üzerinde gördüğümüz farklı dekoratif unsurlar. Burada tek tek oyulan ve daha sonra masanın yüzeyine yerleştirilen çiftçi aletleriyle sanayi aletlerinin olduğunu görüyoruz. Masanın üzerinde bıçaklar, çatal kaşıklar, bir adet silah, pusulaya benzer bir nesne ile iplik tutma veya dokunma için kullanılan bir alet olduğunu görüyoruz. Ayrıca bir eldiven dükkanının önünde görebileceğimiz levhalara benzeyen çizmeler ve eller olduğunu görmek de mümkün. Ayrıca burada tam olarak ne olduğunu anlayamadığımız aletler de bulunuyor. Alt kısımda da pamuk balyalarını tartmak için kullanılan bir terazi olduğunu görüyoruz. Bu masanın büyük bir arazi içindeki çiftlikte yapıldığını düşünüyoruz. Bu yazı masası, Madison County bölgesindeki en büyük çiftliklerden biri olan tarihi Kirkwood çiftliğinin yakınlarında bulundu. Bu çiftlikte evin içerisinde, şarap imalathanesinde, demirci dükkanında, marangozda ve ayrıca bölgenin temel geçim kaynağı pamuk tarlalarında çalışan 200'e yakın erkek, kadın ve çocuktan oluşan bir köle topluluğu bulunuyordu. Pamuk işçiliği oldukça yorucu bir işti ve pamuk tarlalarında köleler çalıştırılıyordu. Ayrıca bu pamuğun nereye gönderildiğini de unutmamakta fayda var. Ham madde olan pamuk hasat edildikten ve baryalara ayrıldıktan sonra kuzeye gönderiliyordu bu masada geri dönüştürülen pek çok odun parçasından yapılmıştı. Ayrıca masanın alt kısmında üzerinde Medford Mass damgası bulunan bir pamuk kasasını da görmemiz mümkün. Massachusetts eyaletindeki Medford bölgesi, Boston'un dışında bulunan kumaş üretimi için önemli olan bir merkezdi. Bu bağlamda pamuğun sadece güney için değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamının ekonomisini etkileyen önemli bir unsur olduğunu düşünebiliriz. Ancak pamuk ekonomisi Amerikan İç Savaşı ile birlikte tam manasıyla çökmüştü. Bu yazı masasının William Howard adlı bir adam tarafından yapıldığı düşünülüyor. Howard 1870'te yapılan nüfus sayımında karısı ve oğluyla birlikte Kirkwood çiftliğinde yaşadığı belirlenen bir köleydi. İnsanlar arasında yayılan hikayelerden ve aile hatıralarından bu masanın Howard tarafından yapıldığı düşünülüyor. Bu masaya benzeyen ve yine William Howard'ın yaptığı düşünülen iki masa daha bulunuyor. William Howard'ın adını aynı zamanda Kirkwood çiftliğinin hanımının yazdığı mektuplarda da görmemiz mümkün. William McVilly, karısı Catherine ve ailesiyle birlikte bu büyük çiftlikte yaşıyordu. McVilly ailesi varlıklı bir aileydi. William, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde görev almıştı ve Mississippi valisi olmuştu. William McVilly, 1868 yılında hayatını kaybettiğinde çiftlik ve çiftlikteki işler karısı Catherine'e kalmıştı. Amerikan İç Savaşı'ndan sonra bölgenin ve çiftliğin ekonomik durumu ciddi bir şekilde kötüleşti. Çiftlikte çalışan işçiler özgürlüklerine kavuşmuştu ve bu köle işgücü yasal çerçevede artık McVilly ailesi gibi çiftlik işletmecilerinin kontrolü altında bulunmuyordu. Önceden Amerika Konfedere Devletleri'ni oluşturan eyaletler köleliği yeniden getiren yasaları kabul etmişti. Tabi yasada bunun adı kölelik olarak geçmiyordu. Siyah yasaları olarak adlandırılan bu yasalar daha önce güneyde köle olarak çalışan siyahların haklarını ciddi anlamda kısıtlıyordu. Bu anlamda geçinmek için tek çareleri arazilerde çalışmaya devam etmekti ortakçılık ya da marabacılık olarak adlandırılan bu sistemde toprak sahipleri ortakçıların topraklarında ürün yetiştirmesine izin veriyordu. Hasat zamanında elde edilen ürün ise toprak sahibi ve ortakçı arasında yarı yarıya bölüştürülüyordu. Ancak tabii ki ortakçıların toprağı kiralamak için aldıkları borçları ve kredileri de unutmamak lazım. Yani iç savaştan sonra William Howard'ın da bu çiftlikte kalarak muhtemelen ortakçılığa başladığını söyleyebiliriz. 1869'da ölen kocasının ardından çiftliğin başına geçen Catherine McVilly, oğluna ortakçılık sistemini anlatan bir mektup yazmıştı. Catherine mektupta sistemi şöyle anlatmıştı. Eskiden bizim için çalışan zencilerden bazılarını işe aldım. Hepsine kalacak yer vereceğim ve kiliseyle okula da bir toprak parçası ayıracağım. Kendi evini inşa edecek her ele gerekli olan çivileri vererek ağaç kütüklerinin taşınmasını sağlayacağım. Umarım Willy'nin mirası burada William Howard'ı kastediyor. Mirası burada sonsuza dek yaşar ve kendisiyle birlikte biricik karısıyla çocukları uzun ve verimli bir hayat yaşama şansını elde eder. Bu mektupta tarihçilerin paternalizm olarak adlandırdığı kavramın ön planda olduğunu görüyoruz. Bu da kendilerine bakamayan insanlara, yardıma muhtaç olanlara yardım edilmesi anlamına geliyor. Catherine'in mektubu aslında zorla çalıştırılan işçilerin yaşadıklarını anlatıyor yazı masası çok hoş görünüyor. Bu masanın dekoratif sanatlarda kullanılan klasik unsurları hatırlattığını söyleyebiliriz. Örneğin üst kısımda pervazın altındaki dişleri görüyoruz. Bu şekillerin oldukça güzel bir şekilde ancak sıradan malzemeler kullanılarak yontulduğunu söyleyebiliriz masanın içini açtığımızda mektuplar, kağıtlar gibi nesnelere ayrılan kısımların olduğunu görüyoruz. Yani bu kullanışlı masanın özenle ve sevgiyle yapıldığını, ancak aynı zamanda bu masada güneydeki bir çiftlikte karşımıza çıkabilecek nesnelere de yer verildiğini söyleyebiliriz. Howard'ın masanın yüzeyine yonttuğu bu aletlerin yaşadığı döneme ve yaşadığı hayata ışık tuttuğunu söylememiz mümkün.